Anne, yengem yemeği falan hazırladı, yedi. Kabak tatlısı yapacağım demişti ya. Ha. Hala gelemedi. Gelir herhalde. Gelir biraz. Azıcık sabret, gelir. Tamam. Gelir değil mi? Gelir tabii. Balığı yedik ya. Balığı Ha. yedik. Evet. Kabak tatlısı hala gelmedi. Gelir sabah et az. Tamam. Gideyim bakayım mı? Gelir gelir. Tamam. Geleceğim dedi ya, gelir. Hı. Yengem gelir herhalde anne. Gelir gelir, sabırlı olasın. Gelir Tamam. şimdi. Yarın ne yapacağım? Ne pişireceğim? Yarına Allah büyük. Yengem herhalde gelemedi. Siz ne konuşuyorsunuz bakayım ben de. Senin hakkında konuşuyorduk yenge. Ne konuşuyorsunuz benim hakkımda? Balığı yedik, balığın üstüne tatlı yiyeceğiz demiştin ya. Ha. Gelemedi demiştin. Bak ben çoktan geldim de sizi dinliyordum. Annem de gelir dedi. Abarttı. Evet Çiğdemciğim, ben yalan söyler miyim sana? Bak kabak tatlısı ne güzel oldu. Evet, mis gibi koktu. Kokusu geldi mi lan? Hı-hı. Vallahi kokuyor. Hı-hı. Bak ne yaptım sen. Gel Sevimciğim, sen de gel, getir cevizli şeyi. Ha, geç geç kameranın önünde böyle geç. Bak, hatta bak böyle yapışacaksın sen bak. Böyle yapışacaksın, hiçbir şey görünmesin. Daha iyi. Ha, daha iyi. Ay. Ay. Demek siz bunu almamışım Çiğdem. Dibe de yanında. Eğer bunu alsaydım, kötü konuştuğuna şöyle arkadan tırnak ettirecektim Sen bana kıyamazsın yenge. asla. Ceviz, fındık. Fındık, ceviz, ceviz, fındık, fındık, ceviz, ceviz, fındık, fındık, ceviz. Başka bir şey yok mu bunun içinde? Yok, yeter o kadar. Bak Çiğdem, şimdi bol cevizli fındıklı yiyeceğiz. İçinde sevgi var. Başka ne olacak? Sevgi mi var? Ha. Yengeciğim, bir Efendim şey diyebilir Cani, miyim buyur yengeciğim? bebeğim. Onu da yiyeceğiz sen içinde. Aa. Dişlerim sorumlu ya biraz. Sen Ben bunu geniş getir. pişsin diye koydum buna. Ha, Yavrum ezeceğim Yok, ya işte. dişlerimin kimini hani aldırdım ya. Ben çiğner veririm sana. Tamam. Sen Tamam. acıma sen dişlerim. Demek siz aşerer gibi kabak tatlısı bekliyorsunuz. He? Vay Balığın be. üstüne de tatlı ister. Aynen. Kim ister? Balık mı ister? Balık istiyor. Tatlıyı getir diyor, midem Öldüğümü anlayayım diye, değil mi? indir. Semih gelmemiş. Ben de diyorum Semih balık yemedi hiç diyorum ya. Dedim ya sonra. Ha. Semih babası doyurmuş onu dışarıda. Ya. Semih iki üç balıkla hatta yemedi bile. Ya. Dizinde olmaz, bıraksana. Olsun, ev zarar görmesin, dizim zarar görsün. Dizinde Evet. Dizim mi acır? dizin acır tabii. Aslında seni şuraya oturtursam bunu. Ha, Bak. olur. Allah dimdik duruyor. Ha. Vurayım Kadını anında bayılsın. Vallahi vursam Bu da da hiç çatlamış. vurma demez Bu yani. da çatlamış ya. Ya benim gibi işte çatlanmalı Gözden de çatlar biliyor musun? Yok, o özelliği Yok. onun. Yok canım, özelliği değil, 60. Öyle mi? Tabii. Oh, Sevim, senin neden haberin var yavrum ya? Gözden Budak var orada da onun için dedim. Hani Ha, şimdi... sen budaklıları iyi bilirsin. Orasının atması normal. Hep de sevme yoruyorlar. Bir tek budaklıyı sevim var ya. Allah'ım ya. Çiğdem, sen, yavrum biz koyalım da seninkini bari çok ufalayayım. Tamam. Sevim getir. Ay Allah'ım ya Rabbim.
Kaçınıyor, ne yapayım, budaklı diyor. Sen haskine, sen diyor Allah'a haskine fındık yiyen diyor. Çiğdem. Kalk Çiğdem, çıkalım. Dur şimdi Çiğdem. Çiğdem sen bana yeter de bak bu tabağı sana tamam vereceğim. Tamam yengeciğim. Tamam mı? Yok, azıcık daha koyarsın. İyi mi? Çok da yeme, geç ya. İyi iyi. İyi bence. Hı. Dur fındık koyacağım ya. Seninkini en sona bırakacak, çok ezecek. Hı. Dedin ya dişlerim sorunlu diye. Ay. Tut Sevim şunu. Tut ucundan be abi. Dur bebeğim, ver. Gel. Gel buraya Sevim. Milletin eşyalarını kabarttı. Tamam işte, pişirip yesinler bol bol. Şimdi kabak mevsimi. Dur. Sebzeye teşvik. İyi tut Sevim. Kabak yemeyelim de biraz da fındık yiyelim. Oo, örtüldü, yorgan gibi oldu ha. Bunu da Çiğdem'e. Ay çok güzel oldu, dur. Dur bir resim alalım. Dur Çiğdemciğim. Seninki nesin, öyle başlayacağız biz de. Aynen, un ufak yapacağım seninkini şimdi. Un gibi yapacağım. Leblebi tozu gibi. Böyle pırf yaptın mı? Anne o leblebi tozlarıydı ya. Boğazımıza kılınca hoşumuza gidiyordu. Çocuk ya. Bulamadım, biliyor musun, aradım. Ne? Leblebi tozu. Ne yapacaktın? Merak ettim eski tat var mı diye. Bu şey çıktı, kanser uzmanı. Grup şey, Allah'ım ya. İki tane kabız olana, iki tane erik kurusu. Çaydan yarım saat önce yiyecekmiş. Bir de şey, suya koymayın diye akşamdan. Niye? Cevizi mi? Ceviz değil, değil. Niye? İki erik kurusu, iki de kayısı. Peşinden değil, ılık su diye. Ya o senelerdir o yapılıyor. Ha, peşinden ılık su diye. Çiğdem fındığın yağı çıktı be. Öyle mi? Kolumun ucu gitti vallahi. Ha yeter, 5 dakikadır yapıyorsun ya, yeter. Ha dakika mı tuttun? Hay canım benim. Aa, bunları yutarsın herhalde yani. Çiğneyemesen de. Yutarım. Sürpriz şey yapıyorum ben de. Ama iyi oluyor. Faydası var. Gel. Bayağı toz olmuş ya. Al Çiğdem. Dediye hizmet var. Nasıl makyaj olunca? Az diye nasıl bakıyor valla? Çok oldu, çok ay oldu. Çok teşekkür ederim yengeciğim. Toz oldu valla. Ne demek bebeğim? Elin kolun ağrımasın yengeciğim. Afiyet olsun. Allah'a doldurduk yani. Tamam, elleme Sevimci. Ellemiyorum. Bebeğim. Şöyle Çiğdemciğime yarasın. Sen onu hep kafasına koyacaksın. Git tatlı kaşığı alıyorum. Git tatlı kaşığı ben de. Kavanoza ne? Yok dökülüyor ya, banar banar yerim o. Öyle. Bandık bandık yapar. Şekerini az koydum anne, sen de yiyeceksin diye. Ha. Gerçekten çok şerbetli yapmadım aman aman. Az bu ya, az. Yeter. Yeter yeter. Al. Getir Sevimci. Yeter de yukarıda da. Yeter geliyor vallahi bir şeker. Valla bu fındık tatlısı mı, kabak tatlısı mı ben anlayamadım. Bir damlacık daha koy, yeter. Yeter yeter. Yerine geçsen Sevimci. Hı.
Oy. Ellerine sağlık, güzel olmuş. Evet, güzel olur ya. Sebze güzel oluyor ya. Eline koluna sağlık. Afiyet olsun anne. Ne demek? Kabak, Yiğit'e tadına bak. Cide. Nasıl? Doğrama şekli nasıl anne? İyi. Değil mi? Güzel güzel. Kabak güzelmiş ama. Hep kabak güzel zaten. Hiç pişiren güzel pişirmiş demezler. Fasulye yerler, fasulye güzelmiş. Güzel, madem niye çiğken yemediniz? Eline sağlık. Ne bağırıyorsun? Kuş kabağı mı? Tohumunu alalım. Anne tohumunu nerede bulacaksın? Adam kesmiş, dilimlemiş, satıyor. Pazardan aldın amına. Aynen. Çiğdem bindi gibi ses çıkardın. Hindiden mi öğrendin? Kabak atayım mı içine? Bir iki tane atsam. Böyle kabağı ez bak. Böyle ez. Yapışıyor bak, gördün mü? Löp diye at ağzına. Kabak cennetten çıkmaymış. Aynen. Gerçekten ne kadar harika rengi var, tadı var. Bunu rendele şeye de koyuluyor. Böreğin içine. Var. Ben götümün şeyine bakmıyorum da börek yazım var. Allah'a. Yeter fındık koyayım. Anlaşıldı, canı börek istemiş. İçine ne koyasın? Yeşillik aslında şey de. Az ısmanak var. Kendin mi açacaksın? He, açarım ben. Yengeciğim, ellerine sağlık, çok güzel olmuş. Fındık zorladı mı seni? Valla. Tamam. Tuz gibi yaptım, daha neyi zorluyorsun? Bu fındığı yiyen de azmasın bari. Fındığı yiyen azmasın bari. Tamam tamam, sana bulacağım bir tane. Valla siz düşünün. Yok be, tuz yok, tuz. Tamam.
Zaten bu yaşta sonra azarsa teneşir baklar size. Ya ye. Her zaman diyorum da şey yenge. Senlerin çok lezzetli de hep güzel yapıyorsun. Elin lezzetli ama. Elini yeme. Elini versene. Siz de gelmek isterseniz dışarıda yemek yemeyin. Yengeme gelin mutlaka. Sizi çok güzel ağırlar. Doğru söylüyorum. Gerçekten diyorum. Eli çok lezzetlidir. Yani canım benim. Şey neydi? Gülşen abla, buradan sana selam yolluyorum. Öpüyorum seni. Gülşen? Beyler beyin. Bana beyler beyindeki. Sevdiyorsa. Ya vallahi söyle desem söylemez Kur'an çarpsın. Herkese selam olsun Çiğdem. Hı-hı. Bizi izleyen herkese selam olsun. Herkese, Almanya'ya, Hollanda'ya, Avusturya'ya. Herkese. Harmantepe'ye. Paşabahçe'ye, Beykoz'a, Karadeniz'e, Giresun'a, Trabzon'a, Ordu'ya, Çanakkale'ye, Çankırı'ya. Her yere, Kars'a, Van'a, Ordu'ya, Azerbaycan'a, hamınızı öpeyim, öpürem diyorlar. Hı-hı. Canlarım benim. Sesimizin gittiği her yere kucak dolusu selam ve sevgilerimiz olsun. Eline koluna sağlık, kesene bereket. Afiyet şeker olsun. Ay, bu akşam bizde. Yarın akşam sizden. Derken? Aç tavuk kendini harmanda göstereyim. Allah yarabbim. Ama güzel gitti gerçekten kabak. Pişirip onu doğru söyledin değil mi? Şey, yemek isterseniz yengemin yanına gelin dedim ya, yemek. Şimdi ben de zannettim ki yengen lokanta dükkanı mı açtı acaba diye bir anda düşündüm, baktım. Yok. Haberim yok. Ben bir şey diyebilir miyim? Tabii diyebilirsin. Yengemin lokantası olsa var ya, hiç kimse ayrılmaz orada. O ayrı. Hani yemek her gün isteyecekler. Bu sefer buraya gelirlerse lokanta yapmak lazım. İstesene. Desene Çiğdem, zaten misafirsiz kalmıyor yengem. Sevim abla, şey yengem zaten misafirsiz kalmıyor. Herkes isteyen gelir, yani. Gelip buyurabilir ama Sevim bugün gerçekten sağlığı iyi değil. Harbiden iyi değil yani. Bir karara giden bir Allah. Değil mi? İnsan şaşı ya da beşi ya da. Aynen. Herkese kapımız açık. Herkes gelebilir. Evet. Misafir ağırlamayı çok seviyorum gerçekten. Evet. Biliyorum ya, o misafir ağırlamayı çok sevdiğini biliyorum. Misafir bulduğunu yer, onu da ona yemez. Allah ne verdiyse. Elimden geleni de yaparım. Şimdi elimden de yok Allah'a kadar. Çok şükür. Şükürler aynen olsun. Aynen öyle. Ne yapacağım, ne pişireceğim, düşüncesi öyle bir şey yok. Hepsi var, çok şükür. Aynen öyle. Hamdolsun Allah'a, hamdolsun. Şimdi zaten açlık yok. Yani yok. Neden? Tembellik var. Aynen. İş çok oldu, tembellik de çok çoğaldı gerçekten. Aynen. Çünkü ne bileyim, ben de çok yokluk çektim evet ama hep çalıştım yani ben. Aynen. Evimi inanın yeni benimsedim, inanın ki buna. Ya benimsedim derken şöyle, evimde doya oturabiliyorsun. Şimdi oturabiliyorum, yaşayabiliyorum. Çünkü neden hep sabah git akşam gel, otel gibi kullandım. Bir sefer ev işine gitti bu. Ana evde de hiçbir şey yoktu. O zamanı biliyor musun? 20 lira almıştın, 20 lira. Ya. Onun yanında öte bir şey almış gelmişti. Ya. İki telli deyken. Ya. Aynen bak. 20 lira bayağı bir paraydı o zaman. Evet.
İşte şimdinin 200'üdür o. Aynen. Yani çünkü bizim... o kadın çok güzel veriyordu. Heh, gerçekten. Tamam işte şimdi 200 veriyorlar ya. Hatta öyleydi, Maya öyleydi. Diye bir hanımdı. Evet. Reşit'le de yeni evlenmiştik o zaman. İşte, değil mi? Evet, evet. Çiğdem, annem, aynen, ben, Reşit oturuyorduk. Evet. İki teki de. Öyleydi. Bak hiçbir şey yoktu. Ben ev işine gitmişim, evet, oradan. Evet. Hani evet. Ben yeni evlendim, işe gitmem demedim yani, aynen, kesinlikle. Hep çalıştım ben. Annemin kayınpederi de beni çok severdi o yüzden, çok, evet, çalışkansın diye. Evet, evet. Mesela evde bir şey olacak, çağırır beni, bana sorardı, şöyle yapalım mı, böyle yapalım mı? Evet. Gerçekten öyleydi. Evet. Ya. Değil mi Çiğdem? Yenge benim için bir şey demek istiyor musun? Nereye? Seyircilere falan diyecektim. Allah. Biz çok iyiyiz, çok mutluyuz. Çiğdem de çok mutlu. Evet. Yeterli mi? Hı-hı. Evet. İyiyiz çok şükür Çiğdem. Bak bunu bak şimdi bunu huzurlu yemek çok güzel bir şey. Evet, evet. Biz de bunları hep huzurlu yiyor muyuz? Öyle. Hiç kavga gürültümüz var mı? Yok. Bizim? Asla. Yok. Hiç yok değil mi? Hı-hı. İşte bunu o huzurlu yemek çok güzel. Evet, evet. Mesela ben ne şaşalı sofralara oturdum ama huzur yoktu hiç. Evet. Anladın? Kavga, gürültü, huzursuzluk. O bu yani kabak tadında oluyordu. Şu kabak bile o kadar lezzetli geliyor ki şu an. Evet. Ben gerçekten her şeyin kıymetini çok iyi bilmeye çalışıyorum. Evet, evet. Kimseyi üzmemeye çalışıyorum. Ama kimsenin de üzmesine izin vermeyeceğim tabii ki. Hı-hı. Anladın? Yani kimse sırtıma binemeyecek. Yok, anladın öyle mi? Bir şey yok da. Yok. Ama yok, böyle şey. Yani gerçekten hiç... Elimden geleni yapıyorum. Kimseyi üzmemek için, evet, mutluluk vermek için, sevgi vermek için. Görüyorsun işte, aynen, sen de bebeğim. Görüyorum. Böyle yaşım ilerledikçe daha bir titizlik gösteriyorum bunlara. Ondan sonra. Böyle hayat çok güzel. Çok güzel. Ağız tadıyla yemek, huzurlu yemek. Ama iki günlük dünyada kötülüğe ne gerek? Bence öyle. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Aynen öyle. Evet. Şey yenge, tatlı şey değil, yılanı ya, bile deliğinden çıkarmış. Rukiye abla izliyorsan buradan sana çok selam gönderiyorum. Seni öpüyorum. Tamam. Ameliyat olacağım demiştin. Ameliyat olduysan şey çok geçmiş olsun. Allah sağlık versin önce başta. Sağlıklı ol devamlı inşallah. Ömrünün sonuna kadar sağlıklı olursun inşallah. Herkese herkes. Cümlesi. Yok cümlesi. Yok bir izleyicim vardı Rukiye'cim, ameliyat olacağım demişti. Çiğdem de onu, evet, gerçekten hep soruyor. Ben de hep arayacağım dedim ama bir türlü arayamadım. Yarın hatırlat arayalım. Tamam. Tamam mı? Hı-hı, tamam. Ya da gel şimdi arayalım. Olur. Vallahi gel. Tamam. Vallahi gel. Tamam. Hadi. Ay. Öpüyoruz biz sizi. Gerçekten arayacağım. Hep soruyor bana Rukiye abla aradı mı? Herkese selam. Ameliyat herkese olacağım demişti. Aynen öyle. Arkadaşlar. Herkese selam. Bana beni herkes sevmek zorunda gerçekten değil. Hiçbir mecburiyeti de yok. Ama bana lütfen destek verin. Sevenlerime sesleniyorum. Abone olmayan kardeşim, abone değilsen lütfen abone olur musun? Videolarımı baştan sona izler misin? Rabbim bizi kalleşlerden korusun arkadaşlar. Hepinizi öpüyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Gerçekten arayacağım Rukiye'ciğim seni şimdi. Amin.